oluyor. Yere niye yumurtladınız lan? Ay maşallah. Burada da var.
Burası süper. Başka bir var mı? Hadi. Thank you.
Ya çık 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 çık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tüm kümeslerimizden, yani tüm kümes derken 3 tane kümesimiz var zaten. 3 kümesimizden yumurta toplama videosu çekeceğiz. İlk önce bırakmalardan başlayalım. Bugün 1 Mayıs. Saat 16.30 veya 17 gibi. Bismillah diyerek başlıyoruz. Selam kızlar. Ay maşallah. Bunlar daha henüz kılavuz yumurtalar. Bunlar yumurta yemiyorlar. Ki dört, altı, sekiz, 11. 11 bir tane artmış yumurta. Toplam 20 brahmamız var. 3-4 tanesi horoz. Yani 11 yumurta. Hemen hemen 3-4 tane daha yumurtlamayan brahmamız var. O da olur inşallah. Ne kadar geç yumurtladılar o kadar. Kendi sağlıkları için iyidir. Yumurta yemiyorlar. Arpa, buğday, mısır veriyorum bunlara ve piliç büyütmeyle karıştırıp veriyorum. Gayet sağlıklılar şu an. Bunları koyup diğer kümesimize geçelim. Bunlar da buğday çimlendiriyordum. Bunlar da yeşillendi gibi. Deneme yapıyoruz. Başarılı sonuç olursa tavuklara bunlardan vereceğiz. Şimdi
ataksların bulunduğu kümesimize geçtik. Burada 200 tane ataks var. Bu hafta 20. haftaları. 4 tane de rırımız var. Onlar da buradalar. Koca kümeste bir tane rır horoz var. 3 tane rır var. 200 tane ataks yarka var. Yarkalarımız bu hafta 20. haftası. Şimdi bakalım. Evet. Bunlar da kılavuz yumurta. Bıldırcın yumurtası gibi küçük küçük. Maşallah diyelim. Çek. Hepsi küçük küçük. Yani bıldırcın, iki tane bıldırcın yumurtası büyüklüğünde. Maşallah. Bunlar da zamanla büyüyecek tabii. Bunlar şu anda şey yiyorlar. Sadece bunlara pirinç büyütme yemi veriyorum. Maşallah bir tanesi büyük. Burada da pantolon yeme. Evet. Ya da iki tane. Bunları saymadım ama siz sayarsınız. Sayınca bereketi kaçmasın diye saymıyorum. Maşallah. Çekilin ben kızlar. Çekil. Çekilin. Ataslar krem rengi yumurta yumurtlar ama içlerinde bir tane beyaz yumurta var. Bereketi kaçmaz. Helal malar bir şey olmaz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane. 200 tavuk. 20 yumurta. 20. hafta. 20. haftada 20 yumurta. Tesadüf. Başka. Bazen yerlere de yumurtluyorlar. Yerlerde yumurta var mı? Gözükürde şu an yok. Kümesimizde hiç koku yok. Bu 16 haftalık aldık. 16, 17, 18, 19. Bu hafta 25 haftadır. Yerde talaş serili. Hemen hemen bir ay, bir hafta gibi talaş. Kümesimizde hiç koku yok. Şu ana kadar herhangi bir bit ilacı, dezenfektan kullanmadım. Şu anda da ayağım yiyorlar. Yirminci hafta 20 yumurta. Maşallah. Bunlar da rırlarımız. Onlar da yumurtluyor mu? Bilemiyorum. Herhalde daha onlar başlamamıştır. Ataklar maşallah 19. hafta yumurtlamaya başladılar. Bunları da buraya koyalım. Bunları da buraya koyalım. Bunlar bırakmalarımızın yumurtası. Bunlar 20 haftalık ataklarımızın yumurtası. Şimdi de şeye geçelim. Astrologlarımıza geçelim. Burada da şeyi de göstereyim size. Yeni bıldırcınlarımız. Bunlar şu anda 26 günlükler. 70 tane burada var. Aşağıda da 1 yaşında bıldırcınlarımız var. 30 tane. Bunlardan da yumurta alıyoruz. Aşağıdakilerden geçen sene yumurta alıyorduk ama kafesimiz içerideydi. Daha sonra dışarı çıkınca bir aydır yumurta alamıyoruz. Yer değişikliğinden dolayı yumurtayı kestiler. Yumurta tekrar başladılar inşallah. Bakalım. Şimdi astrologlarımıza, karışık olan kümesimize geçelim. Burada astrologlarımız var. Suseklerimiz var. Plymouth var.
İşlerinde 15 tane de ataksı var. Bunları da buradan çıkaracağız. Farklı kümeslere cins ayrımı yapacağız. Bu sefer tavuklarımız forluklarda yumurta çok olduğu için arkadaşlar sanırım yumurtayı kırmamak için yere yumurtlamışlar. Buranın forluklarını artırmak gerekiyor sanırım. Buradan başlayalım. Bismillah diyerek. Çekelim bakayım. Evet. Bazı arkadaşlar yorumlara şey yazıyorlar. Siz marketten yumurta alıyorsunuz. Forluklara koyup video çekiyorsunuz diye yazıyorlar. Hadi öyle olsun. Niye öyle olsun? Yani niye öyle bir şey yapalım? Ne gereği var? Bizim 300 tane tavuğumuz var arkadaşlar burada. 300 tane tavuk var. Bu kadar yumurta az yani şu anda. Maşallah. İşte buyurun. Büyük bir çift sarılı astrolop yumurtası. Hepsi aynı boyda diye yazmış arkadaş da. Aynı boyda olmadığı görüküyor zaten. Maşallah. Bunu böyle alalım. Marketten alınan yumurtaların üstünde böyle pislik olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar yorumu öyle yazmış. Marketten yumurta alıyorsunuz hepsi aynı boyda diye. Buyurun aynı boyda yumurta. Buradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Burada 300'den fazla tavuğumuz var arkadaşlar. Marketten yumurta alıp video çekmenin ne mantığı var? Yumurta verimini artırmak için nasıl bir yem rasyonu uygulamalıyız diye videom var. Merak eden arkadaşlar yumurta tavuklarıma nasıl bir yem verdiğimi o videomu izleyerek bilgi alabilirler. İzlemek istemeyen arkadaşlar için kısaca bilgi geçeyim. Ben bu tavuklarıma yani yumurtlayan tavuklarıma, bu tavuklar da geçen sene 9. ayda aldığım civcivler arkadaşlar. Bunları ben büyük almadım. Bunların hepsini civcivden büyüttüm. Buradaki bu kümestekileri ve dışarıdaki bırakmaları. Sadece bu tarafta bulunan 200 tane yarkayı 16 haftalık aldım. Diğer tavuklarımın hepsini 9. ayda aldığım civcivlerden büyüttüm. Yani bu kümesim, astrologlar ve dışarıdaki bırakmalar 9. ayda aldığım civcivler. Hepsi de maşallah şu anda %95 verimle yumurta yapıyorlar. Yani %95 verime ulaştılar. Geçen %100 mi yapmışlardı? Onun videosunu çektik. Dur kızım. Yumurta alırken, kümese girerken tavuklarınızı asla korkutmayın. Korkuttuğunuz zaman, tavuklara bağırdığınız zaman tavukların direkt yumurta verimi %30 düşüyor. Tavuklar bırakın üstünüze çıksın, kafanıza çıksın, elinize çıksın, ayağınızı gagalasın, elinizi gagalasın. Hiç azarlamayın ve kızmayın. Yaparsanız, korkutursanız tavukları yumurta veriminiz düşer. Sonra da ben o kadar yem veriyorum, tavuğum niye yumurtlamadı? Yumurtlamaz tabii. Ve kümese girerken her gün aynı ayakkabı ve aynı giysilerle, aynı renk giysilerle girin. Bugün siyah, yarın kırmızı giyerseniz yumurta veriminiz gene düşer. Benim kıyafetim kümes kıyafeti. Ayakkabım kümesin ayakkabısı. Onun için ayağıma bir ara değişik ayakkabıyla girmiştim. Kaloş takmıştım. Hep aynı ayakkabı ve giysiyle girdiğim için bu sefer kaloş takmıyorum. Kümes kıyafetleri. Devamlı kümeste giyiyorum. Yumurta verimini etkileyen faktörlerden birisi de sizin giydiğiniz ayakkabı ve giysiler. Her gün farklı bir kıyafetle, farklı bir tulumla girerseniz yumurta verimi gene düşüyor. Evet. Bu kızı bitirdik sanırım. Şimdi yumurtaları kırmamak için başka bir kaba geçelim. Maşallah günde bir kaba yumurta topluyorduk. Şimdi iki kap oldu. Buradaki yumurtaları da alalım.
Evet, burada da çift sarılı yumurtalarımız var. Bu atakslardan aldığım küçük bıldırcın yumurtasına benzeyen küçük yumurtaların arkadaşlar hepsi çift sarılı çıkıyor. Yani kılavuz yumurtalar %80-%90 çift sarılı. Maşallah. Sende ne var kızım? Ay maşallah. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Astrologlar yumurta verimi oldukça iyi. Oldukça da fazla, bayağı iyiler. Var mı başka? Yok, hadi yat bakalım orada sen. Evet. Bu kümesimizin de yumurta toplama işlemini bitirdik. Şöyle genel bir göstereyim tavuklarımı size. Bu Blue Brahma, Plymouth, Sussex. Bunlar Ataks. Buradan şimdi çıkmak problem olacak herhalde. Bunları da şu masaya koyalım. Evet. Bazı arkadaşlar şey yazmışlar, kullandığınız ilaçlar nedir? Arkadaşlar, kullandığım ilaçlarla alakalı yeni bir video yapacağım. Tavuk hastalıklarını hastalanmadan önüne geçmek için ne yapmalıyız? Hastalandıktan sonra da hastalıktan kurtulmak için ne yapmalıyız diye bir video çekeceğim yakın zamanda. Tavukları bugünlerde dışarı bırakamıyoruz çünkü bahçede ekim dikim işleri var. Sebzeler ekiliyor. Ağaçlar filanlar dikiliyor gibi meseleler olduğundan bugünlerde bahçeye bırakamıyoruz. Yağmurlar da var tabi. İnşallah dışarı bıraktığımız zaman da güzel görseli olan videolar çekeceğiz. Şimdilik yumurta toplama videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her türlü sorunlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Tüm sorularınızı atlamadan geniş detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Tavuklarla alakalı, yemlerle alakalı, ilaçlarla alakalı. Neyi merak ediyorsanız, neyi öğrenmek istiyorsanız tecrübelerimden size de aktarırım. İnşallah. Şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.
bakalım. Yumurtaları buna en son olarak şuna dursun da. Allah maşallah doldurmuşlar buraya. Burada kümeste astrolog var, atars var, susek var, playmut var. Bu yumurtalar, onların yumurtaları da çoğunluk astrolog yumurtası. Bu yatan aşağıdaki astroloporos hasta olduğu için orada yatıyor. Ona iğne vurduk. Hastalanmış. Arkadaş yatıyor orada. Yoksa şey değil yani. Kurt değil, tavuk değil. Kızlar. Bakayım. Bu yeni yumurtlamış. Bak böyle. Bak. Kasadan kasaya atarken yumurtanın üstüne basıyor duruyor. Burası bizim küçük kümesimiz. Burada yumurta var mı başka? Yok. Burası bizim küçük kümesimiz. Yan tarafta da büyük kümesi var. Orada da ataks ve rırlar var. Tavukları bugün dışarı bıraktık. Hava güneşli, güzel. Ataklarımız bu hafta 17. haftaları. Ataklarım bu hafta 17. haftaları. Burada da bıldırcınlarımız var. Mevsim değişikliğinden dolayı yumurtlamıyorlar şu an. Bunları bir ay daha bekleyeceğiz. Bir ay içerisinde yumurtlamazlarsa hepsini keseceğiz artık.
buradaki küçük kümesimizde de bırakmalar var. Beyaz yumurtlayan tavuk hangisiyse bu. Bir tanesi beyaz yumurtluyor. Astronom Boruz'a. Şunu zoom yap. Fotoğraf çıksın. Oh!
Ya zaten koluk arıyor ya. Dün sabah yaktık ya, bak yumurtalar çoğalmış gibi değil mi? Bugün yumurta biraz fazla gibi geldi bana. Hep koluk var, hep koluk. Yumurtası bulunmuş. Yok, muhtemelen burada tünekler köy yumurtlamış. Yumurtayı şöyle şuraya kaydır da oradan bir fotoğraf alalım. Tavukların içine. Tavukların içinden şöyle sürüp tarafa böyle. Tamam, al yumurtayı. Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi. Şu düşe de ekleyin, onu koysana. Ortaya doğru. Ha. Yumurtaları şuraya da geç. Şuraya koyalım. Heh. Cumartesi yumurta işlem bu kadar. Hava güneşli. Kıvamaları çek.
Bırakmalarda yumurta var mı acaba? Bakmadık. 2-3 gündür yemleri, suları. Kar. Gelen bir şey kalmadı. Güneş. Mükemmel bir güneş daha var. Yok oğlum ya. Bunu hapını içireceğiz dur. Tony'ye bugün iş parazit hapı aldık. Bacaklarına da krem aldık. Şimdi birazdan onu vereceğiz. Çamur mu buralar? Tabi erimiş kar. Ne yapıyorsunuz? Açamadım. Evet bu arkadaşlar da yumurta yok. Suları var mı? Suları var. Bu suyu yarın değiştiririz. Yemleri de var. Bunlara ya kapı açık kalsın, havalansın. Bunlara yarın yem ve su takviyesi yaparız. Hepsinin maşallah sıkıntısı yok. Dışarı kümesimiz izolasyonlu olduğu için 3 kattan oluşuyor. Arasında strafor. Dış cephesi olsaydı yağlı boya, iç cephesi de kontraplak. Çatısı da straforlu kaplı. Evet. Tony'ye bugün iş parazit hapı aldık. Onu vereceğiz. Arabada mı haplar? O hapları Tony'nin yem kabını getir. Yem koya kapıda içine atak. Hapıyla beraber yemi götürsün. Şey dedi. Bir tane tavuğun içine koy dedi. Onu elinle ver dedi. Gör dedi. Hayır yemi de yer oğlum. Sen yem kabını getir. Tavuk var ya. Tavuk var da kemikli o ya. Yem kabını al da getir. Başka video yapalım. Seçersin. Tamam onu. Bu videoyu şey yapalım. Sonlandıralım. Tony yaşıyor mu lan? He? Yaşıyor mu? He? Dur bakayım bacaklara bakayım. Bacaklarına sprey sıkalım. Bacaklarını yalamış mı gene? Krem var gene. Krem. İlk önce sprey sıkalım. Dezenfekte olsun. Ondan sonra krem çalalım. Üstüne tekrar sprey sıkalım. Tamam mı? Bak burayı sallaya sallaya yuvası oynatmış da buralara şey yapacağız. Hani. Neyse. Sular akıyor mu? Bak bakayım hortum suyu. Açılmış mı? Donmuş mu? Fren. Evet arkadaşlar. Cumartesi videomuz. Sular donmuş bakmıyor şu anda. Cumartesi videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları olsun. Hoşça kalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu kadar mı? Giriş anons bölümü. Hadi yumurta toplayalım. Hadi yumurta toplayalım. Her zamanki oldu. Biraz sonra Sahra'nın size sürprizi var arkadaşlar videonun sonunda. Evet. Evet. Annenesi de bunlara mama hazırlamış. Evet. Soğan doğradım. Geç kızım geç. Kış kış kış. Getir ben koyayım onu. Ağır gel dedin de ondan. Gelin kızlar. Salata malata. Alan gidiyor. Geldim Sahra dur. Hadi bakayım. Aferin açtın öyle. Ooo. Anne yumurtalar hep yerlerde. Yerlerden başta. Gündüzden keşke toplasaymışsınız. Aynen. Say. Dört. Suları var mı? Beş. Evet. Altı, yedi. Evet. Sekiz, dokuz. Evet. On, on bir. On iki. Oo.
Emin misin? Evet, 12. Getir bakalım. Bu tut bakayım. Burada 12 tane tavuk var mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'de 12. Aferin kızlar. Bunlar yediklerini inkar etmiyorlar maşallah, değil mi? Maşallah. He? Maşallah. Hadi yürü. Diğer. Kiraz da var bak. Menüde. Annenesi buradan 12 tane yumurta topladı. Maşallah. Yok, kabuk yok. 12'de yani, 12. Yani tam 12 tane tavuk varken yumurta da 12 tane. Hadi bakalım. Hepsi yumurta. Tamam, 10 şeyi alamadım. Ben alayım onu, dur. Hadi sen kış kış diyerek içeri gir. Tamam. Sen gel kapıyı tut arkamızdan annenesi. Bir şey yapmadın, hiç korkma anneciğim. Gel, ben bunlara şimdi bunlara yemek vereceğim. Alın bakalım kızlar. Hadi. Anne sen kapıyı tut. Geç kızım, geç kızım, geç 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 geç. Bunlara bugün bir torba yem de aldım. Kış kış. Şuradan başla kızım. Heh. Şuradan başla. Tamam. Şibetlerde var mı? Var. Oo. O ne kocaman? Aha. Bir. Bak. İki. Evet. Aa, beyaz da var. Bakayım. Evet. Üç, dört. Beş, altı. Yedi. Dokuz. Yedi. Yedi, sekiz, dokuz. Sekiz, dokuz. Oo, o da büyük. 10. Oo. Aa, burada da büyük var. Şöyle dur. 10 değil mi? 10, 11. 11. 12. 12, 13. Oo. Büyük mü? Maşallah. 14. 15, 16. 16. Tüh 17. Be. Bir tane daha olsaymış %100 olacakmış. Vallahi. Tüh. Neyse. 17. Evet. Hadi geç kızım. Burada o şey mi var? 18 tavuk mu var? Evet. Ekmeği oraya koymuşlar. Basmayın. Ekmeği basma Günah. Basmadı. Bir şey olmaz onda. Evet. Şimdi ne diyorsun? Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Yumurtalarını göster. Ama şey sürpriz. Sürprizi ben videoda çekeceğim. Şöyle geç. Evet. Herkese el salla. İyi akşamlar de. İyi akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.